Arkadaşlar Arı Yayınları Fenitofen Bilimler Atölyem Kitabı 5. sınıf 201. sayfa kazanım tadında sorular 3 ile devam ediyoruz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz bildirimlerinizi açarsanız çok sevinirim. İlk sorumuz bir bilgi verilmiş. Dünyanın iç katmanlarında yer alan magmanın üzerindeki yer kabuğunu hareket ettirmesi sonucu depremler meydana gelmektedir. Depremler çok fazla can ve mal kaybına sebep olmaktadır maalesef. Buna göre aşağıdakilerden hangisi depremlerin verdiği zararları en aza indirmek için deprem olmadan önce, evet bunu altı çizilmiş arkadaşlar zaten dikkat etmemiz gereken nokta, deprem olmadan önce alınması gereken tedbirlerden birisi değildir. Bakalım hemen şıklarımıza. A şıkkında diyor ki binalar depreme dayanıklı olacak şekilde inşa edilmeli. Evet doğrudur. Evdeki eşyalar sabitlenmeli. Evet. Depremden önce yapılması gereken bunlar. Deprem anında yapılması gerekenlerle ilgili eğitimler verilmeli diyor. Evet, bu da yine depremden önce yapılması gerekenler arasındadır. Deprem anında paniğe kapılmamalı. Arkadaşlar bu bilgi doğru. Ancak bu deprem olmadan önce değil, deprem anında dediği için ifademiz yanlış. Cevap o zaman D. Fen bilimleri öğretmeninin deprem anında ne yapmalıyız sorusuna öğrencilerin verdiği cevaplar aşağıdaki gibidir. Deprem anında yapılması gerekenlerle ilgili hangi öğrencilerin verdikleri bilgiler doğrudur diyor. Hemen püf noktasına arkadaşlar deprem anında diyor, bunun altını çizelim. Zümra demiş ki deprem anında paniğe kapılmayıp sakin olmalıyız. Doğru. Köprü, üst geçit ve tünellerden uzak durmalıyız. Evet, yıkılma tehlikesi var çünkü. Doğru. Sağlam bir masa, sıra veya kapı kasasının yanına çömelip başımızı korumalıyız. Evet, bu da doğru. Her üçü de doğru arkadaşlar. Deprem anında bu üçüne dikkat etmemiz gerekiyor. Aradığımız cevap yine D şıkkı. Bir bilgi verilmiş. Bir bölgede toprağı belirli bir süre içerisinde tamamen veya kısmen su altında bırakan düzensiz ve çok miktarda su akıntısına sel denir. Buna göre aşağıdaki görsellerden hangisi yukarıdaki bilgiyi açıklamak için kullanılabilir? Evet arkadaşlar, resimlerde hangisi sel? A'daki deprem, B'deki yanardağ patlaması, C'de kasırga var, D'de sel var arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Yine bir bilgi verilmiş. Magma sıvısının çok büyük bir basınçla bulduğu boşluklardan yeryüzüne fışkırmasına volkanik patlama denir. Yani yanardağ patlaması arkadaşlar. Volkanik patlamalardan korunmak için bilgiler için hangileri doğrudur bakalım hemen. Yerleşim yerlerini volkanik arazilerden uzak yerlere kurmalıyız. Doğru. Volkanik patlamalar sırasında oluşan küllerden ve toz bulutundan etkilenmemek için maskeler takmalıyız diye arkadaşlar. Bu da doğru. Her iki ifade de doğru. Cevabımız C şıkkı. Ülkemizde arkadaşlar aktif yani patlamaya hazır bir yanardağ yok şu anda. Beşinci sorumuz. Bir haber var. Giresun merkeze bağlı Duroğlu beldesi ile Dereli ilçesinin 5. kilometresinde heyelan meydana geldi. Heyelanın meydana geldiği sırada bir aracın tonlarca toprağın altında kalmaktan son anda kurtulduğu öğrenildi. Maddi hasar oluşan araç vatandaşların yardımıyla güvenli bir yere alınırken herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmediği bilgisine ulaşıldı. Evet arkadaşlar, bir heyelan haberimiz var. Yukarıdaki haberi sınıfta okuyan fen bilimleri öğretmeni haberdeki olayın tanımını öğrencilerine sormuştur. Öğretmenin sorduğu soruya hangi öğrencinin verdiği cevap doğrudur? Evet arkadaşlar, şıklar arasında heyelanın tanımını arayacağız. Hangisi heyelanın tanımıdır? A şıkkına bakalım. Aşırı şiddetli yağış durumunda toprağın zeminle beraber kaymasıdır. Evet arkadaşlar, bu heyelanın tanımıdır. Cevabımız A şıkkı olur. Dünyanın katmanlarından magmanın yeryüzüne yakın yerden çıkmasıdır dedi arkadaşlar. Yanardağ patlaması yani volkanik patlama. Yer kabuğundaki kayaçların kırılması veya yer değiştirmesi deprem. Ağır yağmurlar ve rüzgarlar oluşturan tropik fırtınalar, kasırgalar arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. Yukarıda açıklaması yapılan olayın adı nedir?
Dağlık alanlarda kuvvetli yağış ve tepelerdeki karın erimesi sonucu dere yatakları taşıyamayacağı miktarda su ile dolar. Yerleşim yerlerini ve çevreyi tehdit eden düzensiz su akıntısı oluşur diyor. Evet arkadaşlar, neyden bahsediyor? Selden bahsediyor. Cevabımız C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi selden önce yapılması gerekenlerden değildir? Evet, selden önce yapılması gerekenlerden değildir diyor. Doğal bitki örtüsünü ve ormanları korumalıyız. Doğru. Evlerimizi dereye yakın manzaralı yerleşim yerlerine yapmalıyız. Hayır arkadaşlar, derelerden uzaklara yapmalıyız arkadaşlar. Bu ifade yanlış. Yanlış olan cevap yani B şıkkı. Hatta dere kenarlarına yaparsak arkadaşlar sel ihtimali, yani selden etkilenme ihtimalimiz çok daha fazla olur. Yer kabuğunun altında yüksek derecede sıcak magma tabakası yer almaktadır. Birçok doğa olayı magmanın hareketinden kaynaklanır. Magma yeryüzüne çıkmak için kendisine yol arar ve yolu bulduğunda çok büyük basınçla dışarı fışkırır. Magmanın yeryüzüne çıkmasıyla hangi doğa olayı gerçekleşir? Evet arkadaşlar, yani yanardağ patlamalarından, yani volkanik patlamalardan bahsediliyor. Aradığımız cevap B şıkkı olur. Evet, açık uçlu sorular bölümüne geldik arkadaşlar. Şekilde bazı canlı türleri gösterilmiştir. Buna göre hemen resimlere bakarak arkadaşlar soruları cevaplandıracağız. Kaç numaralı canlılar dünyada nesli tükenmiş canlılardır diyor. Evet arkadaşlar, dünyada nesli tükenmiş canlılar dediği için bakalım. Asya fili arkadaşlar maalesef tükenmiştir. Mamut tükenmiştir. Buz Devri filmini izlediyseniz biliyorsunuz orada bir mamut karakteri var. Kel aynaklar arkadaşlar koruma altında ülkemizde de sayısı azalıyor. Yine kardelenler ülkemizde sayısı azalıyor. Bizon arkadaşlar, bizonlar hala vardır. Ancak Moa arkadaşlar maalesef nesli tükendi. Yunuslar hala var. Dinozorların nesli tükendi arkadaşlar. Yani Asya fili, mamut, Moa ve dinozor arkadaşlar. Kardelen nesli tükenmedi arkadaşlar. Şurada 4 numarayı biz karalayalım. Kardelen koruma altında ancak. Kaç numaralı canlılar ülkemizde nesli tükenmekte olan bitkilerdendir diyor. Evet arkadaşlar, kardeleni bakın, kardeleni buraya yazabiliriz. Zaten buradaki bakın hatanın da olduğu ortaya çıktı. A'daki şurada 4 numarayı karaladık. Çünkü zaten bakın kaç numaralı canlı ülkemizde nesli tükenmekte olan bitkilerdendir diyor. Yani tükenmedi tamamen. Cevabı kardelen arkadaşlar. Kaç numaralı canlılar ülkemizde nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan türlerindendir? Evet arkadaşlar, kel aynaklar koruma altında ve arkadaşlar yine ülkemizde koruma altında olanlar arkadaşlar dağ ceylanlarıdır. 15 numara. Kaç numaralı canlılar dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan canlılardır diyor arkadaşlar. Arkadaşlar bizonlar tehlike altındadır. Daha sonra kutup ayıları, hepimizin belki de biliyoruz bunu, çoğumuz haberi vardır. Kutup ayılarının neslinin tükenme tehlikesi altında olduğundan. Yine pandalar arkadaşlar koruma altındadır. Yine Hazar kaplanı koruma altında. Ve yine vaşaklar da arkadaşlar koruma altında. Bunlar nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlılar maalesef. Macaristan'da bir alüminyum fabrikasındaki setin yıkılması sonucu çevreye yayılıp 4 kişinin ölmesine neden olan kimyasal kızılçamur Tuna Nehri'ne de ulaşmış. Deniz suyunda ve dibinde yaşayan canlılarda büyük ve kalıcı etkiler oluşturmuştur. Bu durum balıkların beslendiği organizmalardan başlayarak balıklarla beslenen kuşlara kadar giden besin zincirinde büyük bir etki yapmıştır. Bu durum balık miktarını her yıl biraz daha düşürmüş, hatta bitirme noktasına getirmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor. Bu durum biyoçeşitliliği nasıl etkilemiş? Tabii ki de arkadaşlar olumsuz etkilemiş, canlı çeşitliliğinin azalmasına sebep olmuştur bu durum. Dünyada ve ülkemizde biyolojik çeşitliliği tehdit eden faktörlerden 5 tanesini yazınız diyor arkadaşlar. Evet, yukarıdaki haberlerden bahsedildiği bilgi var arkadaşlar. Fabrikaların atıkları, doğal yaşam alanlarının tahrip edilmesi, bozulması, kaçak avlanmalar, aşırı avlanmalar,
Av yasal mevsimlerinde, av yasağının olduğu tarihlerde avlanmak mesela. Plansız kentleşme, her yere ev yapmak, fabrika kurmak gibi arkadaşlar. Besin kaynaklarının yani yiyeceklerin azalması ve orman yangınlarını yazabiliriz arkadaşlar. Ülkemizde her yıl hektarlarca orman yanmaktadır. İnsan eliyle çıkartılan bu yangınlar sonucunda yıllar içerisinde orman arazileri inşaat alanına dönmekte ve bu arazilere konutlar yapılmaktadır. Orman yangınlarının biyolojik çeşitliliğe hangi zararları verdiğini yazınız diyor arkadaşlar. Evet, orman yangınları sebebiyle arkadaşlar hayvanlar, bitkiler, birçok canlı olumsuz etkileniyor maalesef. Canlıların yaşam alanlarını yok etmiş oluyoruz. Canlılar besin bulmakta zorlanıyorlar. Ve bu sebeple kentlere, şehirlere, kasabalara inmektedirler. Dolayısıyla canlı çeşitliliği her yıl daha da azalmakta ve doğal denge maalesef bozulmaktadır arkadaşlar. Bunun da sebebi zaten insanoğlu maalesef. Raşit Bey patates böceğinden kurtulmak için bahçede ilaçlama yapmıştır. Bu ilaçlama sonucunda bütün patates böceklerinden kurtulmuştur. Ayrıca örümcek, arı ve sinek türleri de zarar görmüştür. Ancak arılar patatesin büyümesinde ve üremesinde görev alırken, örümcek ve sinek ise bahçedeki diğer canlıların besin kaynağı olarak görev yapmaktadır. Çiftçi bu ilaçlama sonucunda biyolojik çeşitliliğe ne tür zararlar vermiştir diyor. Evet arkadaşlar, bir böcek türünü yok etmeye çalışırken diğer canlılar da maalesef olumsuz yönde etkilenmişler. Yapılan ilaçlama zararlı canlılarla birlikte bahçedeki biyoçeşitliliği, canlı çeşitliliğini sağlayan canlıların da sayısının azalmasına sebep olmuş. Bu canlılarla birlikte patates ürünü de zaman ile arkadaşlar azalacaktır maalesef. Bu durumdan o da olumsuz etkilenecek. Şekilde gösterilen kirlilik türlerinin nedenlerini ve önlenmesi için yapılması gereken çözüm önerilerinizi yazınız. Evet arkadaşlar, çevre kirliliği deyince hava kirliliği, su kirliliği ve toprak kirliliği akla geliyor. Bunların önlenmesi için neler yapabiliriz ve sebeplerini söyleyelim diyor arkadaşlar. Sebepler arkadaşlar neler olabilir hemen bakalım. Orman arazilerinin yok olması, zirai mücadelede yani tarımsal mücadelede bilinçsizce ilaçlamalar yapılması, biraz önceki örnekteki gibi arkadaşlar, fosil yakıtların kullanılması yani kömür, petrol, doğal gaz gibi yakıtların kullanımı, araba sayısının artması sonucu arkadaşlar hem fosil yakıt tüketimi yani petrol tüketimi artıyor hem de egzozundan zehirli gazları açığa çıkartıyor araçlar ve fabrika atıklarının arkadaşlar maalesef doğayı kirletmesi, atıklarını doğaya bırakmaları, fabrikaların sulara, toprağa bırakmaları ve hatta işte havaya, bacalarıyla havayı kirletmeleri. Peki ne önlemler alabiliriz? Fabrika bacalarına filtreler takabiliriz. Tarım arazilerinde ilaçlama yerine biyolojik mücadele yapılması arkadaşlar. Günümüzde bu çok popüler bir hale gelmeye başladı. İnşallah ileride ilaçlamanın yerine sadece biyolojik mücadele ile tarım arazilerimizi koruyabiliriz. Fabrika atıklarının arıtılıp doğaya kazandırılması, toplu taşıma araçlarının kullanılması, geri dönüşüm artırılarak daha az tüketimin sağlanması. Evet, bizler arkadaşlar öğrenciler olarak geri dönüşüme büyük katkıda sağlayabiliriz aslında, değil mi? Sınıfımızda, evimizde, apartmanımızda geri dönüşüme katkı sağlayacak projeler üretebilirsiniz arkadaşlar sizler de. Komşularınızın, arkadaşlarınızın plastik, kağıt, metal gibi atıklarını geri dönüşüm kutularına atmalarını sağlayabilirsiniz. Aşağıdaki grafikte farklı kasabalardaki araba sayıları verilmiştir. Buna göre bu kasabaların hangisinde araba kaynaklı hava kirliliği daha fazla gözlenir? Hemen bakalım arkadaşlar. Araba sayısının en çok olduğu kasaba C kasabası. Demek ki arkadaşlar buradan ne anlıyoruz? En çok zengin C kasabasında var. En az arkadaşlar araba B kasabasındaymış. Demek ki içlerinde en fakir olan kasaba B kasabası arkadaşlar. Ama soruda bunu sormuyor bize. Hava kirliliği hangisinde daha fazla görülür diyor. Araba sayısının çok olduğu C kasabasında hava kirliliği daha fazla gözlenir. Bu kasabalarda yaşayan halk hava kirliliğini azaltmak için grafikten yararlanılarak neler yapabilir? Evet,
Neler yapılabilir arkadaşlar? Araba sayısının çok olduğu yerlerde tabii ki hava kirliliği daha fazla olacak. Arkadaşlar tek tek arabalara binmektense toplu taşımayı tercih ederek hava kirliliğinin azalmasını sağlayabiliriz, değil mi? Evet, diğer bölüme geçtik arkadaşlar. Beceri temelli map tadında soruların ilk sorusu. Bir gazete haberi var. Balon balığı kuyruğu getir, 5 TL'yi götür diyor. Yaşadığı ortamda rakibi olmadığı için Ege ve Akdeniz sularını istila eden ve hızla yayılan balon balığı ve aslan balığı gibi türlerin avlanması için yöntem arayışında olan Tarım ve Orman Bakanlığı, balıkçı ve vatandaşların getirdiği her balon balığı kuyruğu başına 5 TL ödeme kararı aldı. Balon balığı zehirli bir balık türü olduğundan insan ve evcil hayvanlar tarafından tüketilmiyor. Yetkililer bir ilaç firmasının balığın zehrini satın almak istediğini belirtti. Evet arkadaşlar, bu haber bir yakın zamanda olmuştu. 2 yıl önce diyor. 10 Temmuz 2020'de diyor. Evet, Antalya'daki arkadaşlar balıkçılar bunu toplamışlardı. Haberlerde de çıkmıştı. Verilen haber dikkate alındığında çıkarımlardan hangileri yapılabilir diyor. Zehirli canlı türleri doğadan kaldırılmalıdır diyor. Hayır arkadaşlar, zehirli canlı türlerini doğadan kaldırırsak doğanın dengesini de bozmuş oluruz. O yüzden bu ifade yanlış. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın amacı denizlerimizdeki biyoçeşitliliği korumaktır diyor arkadaşlar. Evet doğru, çünkü arkadaşlar bakın, bu balık türü zehirli olduğu için diğer balıkların da zehirlenmesine, diğer canlıların da zehirlenmesine sebep olabilir. O yüzden arkadaşlar zaten toplanmak isteniyor. Balon balığının avlanmasında asıl amaç ilaç yapımıdır. Tabii ki de hayır arkadaşlar. Amacımız sadece ilaç yapmak değil. Niye? Çünkü bunun amacı, sebebi arkadaşlar, yaşadığı ortamda rakibi olmadığı için istila ediyor ve diğer canlılara arkadaşlar zarar veriyor. Sebebi bu. Cevabımız yalnızca 2, yani B şıkkıdır. Biyoçeşitlik ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Bir ülkede farklı iklim türlerinin görülmesi biyoçeşitliliği artırır diyor. Evet arkadaşlar, çünkü farklı iklimlerde farklı bitkiler, farklı hayvanlar yaşayabileceği için biyoçeşitlilik artar. Doğru. Tek bir iklim tipinin görülmesi biyoçeşitliliği artırır. Hayır, tam tersi. Yukarıdaki de zaten ters düşüyor cümle. Orman yangınları, seller, volkanik patlamalar biyoçeşitliliği olumsuz etkiler. Evet, maalesef olumsuz etkiliyor. Aradığımız cevap 1 ve 3, yani C şıkkı. Doğadaki bazı olaylar biyoçeşitliliğe olumsuz yönde etki eder. Bunlardan bazıları insan kaynaklı olurken bazıları ise doğal kaynaklı olabilmektedir. Buna göre yukarıdaki resimde verilen olaylardan hangileri biyoçeşitliliği olumsuz etkileyen doğal sebeplerdir diyor. Hemen bakalım. Ormanların tahrip edilmesi. Arkadaşlar, ormanların tahrip edilmesi doğal bir olay değil. Zira ilaçların aşırı kullanımı yine bu da doğal bir etkinlik değil arkadaşlar. Yine insan eliyle olan bir olay. Aşırı nüfus artışı yine bu da doğal bir sebep değil. Yine insanlarla alakalı. Sağlıksız sanayileşme yine insanlarla alakalı. Seller arkadaşlar, sellerin sebebi doğal olaylardır. Volkanik patlamaların sebebi de yine doğal olaylar. Bunlar arkadaşlar, volkanik patlama ve seller biyoçeşitliği olumsuz etkileyen doğal durumlardır. Cevabımız D şıkkı. Bir çiftçi patates bitkilerine zarar veren patates böceklerinden kurtulmuş. Pardon. Zarar veren patates böceklerinden kimyasal ilaçlama yaparak kurtulmaya çalışmaktadır. Bu ilaçlama sonucunda bütün patates böceklerinden kurtulmuş. Ancak ilaçlamayla patates böcekleri dışında arı, sinek ve örümcek gibi böceklerin de ölmesine sebep olmuştur. Evet, biraz önceki etkinlikteki arkadaşlar etkinlikte vardı. Buna göre çiftçinin uygulamasıyla ilgili açıklardan hangisi söylenemez? Arılar ve böceklerle beslenen canlı türlerinin besin bulması zorlaşmıştır diyor. Evet, etkilendiler tabii ki de. Doğru. Toprak ve suyun kirlenmesine neden olmuştur. Evet doğru arkadaşlar. Zira ilaç toprağı da suyu da kirletti. Tarım ürünlerine zarar veren böcekler ortadan kaldırılarak biyoçeşitliliğe olumlu katkı sağlamıştır. Hayır arkadaşlar, olumsuz bir katkı sağlamıştır. Olumsuz bir durumdur bu. O yüzden yanlış olan C.
Bir bilgi verilmiş. 2017 Temmuz ayında İstanbul'da meydana gelen ani ve aşırı yağışlar sel ve taşkınlara sebep olmuş. Birçok ev ve iş yeri sular altında kalmış ve maddi açıdan büyük zararlar ortaya çıkmıştır. Buna göre sel olaylarının verdiği zararın en aza indirilebilmesi için neler yapılabilir arkadaşlar? Hemen bakalım. Çarpık kentleşmenin önüne geçilmeli. Evet arkadaşlar, öyle her yere kafamıza göre ev yapılmamalı. Dere yataklarına yerleşim yeri kurulmamalı. Evet, kurulmamalı. Doğal bitki örtüsü korunmalı. Evet, bu da doğru. Her üç ifade de doğru. Cevabım D şıkkı. Altıncı ve son sorumuz. Yukarıda depremle ilgili boş bırakılan yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Yer altında ilk hareketin başladığı yere L denir demiş. Yeryüzünde L'nin tam üstünde kalan bölgeye ise K denir diyor. Evet arkadaşlar, K depremin merkez üssüdür. L de arkadaşlar depremin merkezidir. Aradığım cevap K depremin merkezi üssü. Doğru. Depremin merkezi K'dır. Hayır. Depremin merkezi üssü L'dir. Hayır. K fay hattıdır. Hayır. K depremin merkez üssüdür arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkı. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.